Selamlar, ben Semih. Bugün İlka Dixir çekilişli mücadelesinde sadece sol tarafı seçeceğiz. Daha önceki videomda sağ tarafı seçmiştim. Şimdi sıra sol tarafta. Hiç bakmak bile istemiyorum. Direkt sol tarafı seçiyorum. Ama kartlarımıza baktığımızda pek güzel kartlar gelmedi diyebilirim. Rakibin yavru ejderi benim için çok büyük sıkıntı. Bir de tazıyla köstebek biraz alakasız olmuş destemizde. Umarım yenebiliriz. Evet, bir de 2 kat iksir olduğu için hızlı başlıyor maç. Bir de oynamadığımız kartlarla oynamış oluyoruz bu şekilde. Evet, muhafızlarla başladı. Güzel bir başlangıç hamlesi yaptı. Ama benim kartlarım çok saçma. Mezarlık, roket, buz ruhu, köstebek. Elim birazcık sıkışık şu anda. Neyse, bir tane daha tazı atalım. Tazı mezarlık yapsak aslında fena olmaz. İki tane yavru ejder çevirdi. Ve top arabası kulemize vuruyor. Olabilecek herhalde en kötü destelerden bir tanesi bana geldi. Rakipte paket de var. Yavru ejderle tazımızı öldürüp paketini atıyor üstüne. Sol tarafı... Evet, bırakıyorum şimdi sol tarafı. Şu top arabasını öldürelim. 3 taş çekmesin bize. Mezarlık geliyor. Hayatımda ilk defa böyle bir atak yapıyorum. Evet, maalesef vuramadık. Maçı çevirmemiz birazcık zor gibi gözüküyor. Gelebilecek en kötü destelerden bir tanesi bize geldi. Domuzcuklar gelir mi? Çaresizlikten roket atmak zorunda kaldım. Şöyle iki tane tazı döndürsek. Şimdi tazı patladığında ikinci tazıya bakacak kule. Mezarlık da atayım. O kuleyi almamız lazım. E tabii ki de paket attı. Almazsak kaybettik. Hadi tazı. Çok güzel. Tazı kuleye aldı. Roket atmama gerek kalmadı. Atsaydım domuzcukları basardı. Şimdi gene tazı döndüreceğim. Sanırım iki tane tazıya zaafı var. Ama neden saldırmıyor anlamadım. Şu an iksiri full. Gerçekten maçı mı bıraktı? Evet, maçı bıraktı. Neyse, iyi denk geldi bari. Küreselde falan kimse maçı bırakmadığı için ben de alışkın değilim. Herkes böyle canavliyle oynuyor küreselde. Ve ilk maçımızı kazanmış olduk. Biraz beleş oldu biliyorum. Hemen ikinci maçımızda sol tarafı seçelim. Keşke kraliyetlerini alabilseydim ama birinciyi aldık. Tamam, hızlı bir birinci destesi oldu. Gene tazı geldi destemize. Hani tazıyla beraber bir madenci verse, bir uçan makine, balon verse combo yapacağız da o da yok. Tazı kartı yardımcı kart olmadan pek işe yaramıyor. Hayalet açılış hamlesiyle başlayalım. Aslında birinci de atabilirdim, döngüsü belki kötü gelmiştir diye. Destemde neden full base kart var onu anlamadım. Destemde full çöp kartlar var. Goblin, yarasa ve rakibin prensesi varmış. Bizim için çok büyük sıkıntı. Uzaktan bütün kartlarımızı halledecek. Hani okum falan olsa tamam da roketim var bir de. Prensesi roket atamam herhalde. Neyse, şu devi savunalım.
Sağ taraftan güzel bir atak yaptım. Çift taraflı baskı yapıyorum. Şu an fena gitmiyoruz ama o prenses sağda kalacak. Bayağı kalacak hem de. Çünkü ikinci tazımı attım. Devi savunalım. Fıçısı var. Fıçısına çok dikkat. Evet, iki tane prenses oldu. Sol tarafı saldıralım. Rokete gerek yok herhalde. Evet, prensesler öldü. Sürekli tazı atıyorum. Hatta iki tane tazı atarsak çok güzel olacak. Aslında fena gitmiyoruz. Gene devli atak başlatsa aynı taraftan tazımızla. Çok temiz bir atak attık. Ve evet, iskelet ordusu var. İkinci tazımız geliyor. En sevdiğim. Deprem de çıkardı. Evet, gördüğünüz gibi iki tazı kuleyi aldı. Tamamdır. Şimdi arkadan kartlarımı atıyorum. Kulemizi vermeyelim. Bundan sonra kulemi vermek istemiyorum. Adamda dev artık kraliyet dev varmış. Çete kartını erken basarsanız fıçı hiç vurmadan durdurur. Kolay bir maç değildi çünkü sol taraftaki kartları seçtiğimiz için bazen saçma sapan kartlar geliyor elimize. Mesela sağ tarafı seçmek videomda en iyi kartlar gelmişti garip bir şekilde. Evet, iskelet ordusu ilk kartımız. Bir iskelet kral verse çok güzel olacak. Duvar yıkıcı. Top. Evet. Rakibe mükemmel bir deste verdik. Elit barbar, madenci, minyon sürüsü. Umarım bizi yenmez. Çünkü destesi çok güzel. Bizde de deprem var. Depremle başlayayım bari. İksir golem mi? Rakip iksir golemi vermiş bize. Hiç sevmem aslında ama bu maçta iksir golemi oynayacağız. Oynanması gerektiği gibi oynayacağım. Yani iksir golemini oynarken fazla düşünmeden oynamak gerekiyor. Bilokç golemimize sıkıntı değil. Bizim iksir golemimiz var şimdi. İksir golemin arkasında ne var ne yok dolduruyorsunuz. Rakip anti değilse kazanıyorsunuz. Bu kadar basit. Ne var ne yok atıyorum. Şu an çok rahatlatıcı, onu fark ettim. Çok güzel. Adam gene güzel savundu. Bayağı da iksir toplayacak. Utanmaya mıçsa atıyor. Haklı bu arada ama yapacak bir şeyim yok. Elit barbar kulemizde. Olsun, biz iksir golemi atalım. Şimdi sol tarafı almaya çalışalım. Gene iki tane iksir golemi döndürebilirsem güzel olacak. Oduncunun öfkesi çıkacak. İki tane iksir golemimiz yolda. Evet, sol tarafını da aldık. Yani rakibinden özür diliyorum. Ben seçmedim iksir golemini. Hani oyun zevkini bir tık azalttığını düşünüyorum gördüğünüz gibi.
Ya pek de bir hamle yapmadım açıkçası. Hemen son maçımıza geçelim. Evet, kartlarımızı seçmeye başlayalım. Sol tarafı seçiyorum. Gene prenses verdik. Ve deprem elimizde. Keşke bir alev topu bir şey verseydi de prensesi öldürseydim. Neyse, şimdi eşleşmeye baktığımızda çok da kötü bir eşleşme değil gördüğümüz kartlar kadarıyla. Rakibimiz hala kart seçiyor. Acaba neden bu kadar düşündü? Umarım güzel bir kart vermiştir de onu düşünüyordur şu an. Hemen bakalım elimize. Golem. Evet, golemimiz var. Şöyle iskelet fışıyla desteğimizi döndürebiliriz. Sağ mı sol mu atsam biraz kararsız kaldım. Soldan baskı yapıyor. Garip bir atak yaptı, evet. Şimdi golemimiz yolda. Bakalım goleme ne atacak? Arkasını destekliyorum. Balıkçı attı. Çok güzel bir balıkçı attı. Valkür Kulesi'nde. Bu arada balıkçı gördünüz mü? Balıkçı az önce bug'a girdi. Tekrar sarıp izleyebilirsiniz. Hala böyle değişik bug'lar olmaya devam ediyor. Sözde çözdüler. Minyon sürsüm geliyor. Tamam, gelmiyor. İskelet ejderlerimiz minyon sürsüne karşı güzel bir cevap. Sol tarafta prenses beni rahatsız ediyor. Valkür çok kritik yerde geldi. Hadi bakalım bunu nasıl tutacak. Binası falan da yok bile. Bir kere de Bizans olalım değil mi? Golem kulesinde. Bir tane daha golem atacağım. Golem attım diye baya baskı kuruyor şu an bize. Ve kulemizi aldı. Daha garantici oynayabilirdim ama golemime güvendim. Neyse, şimdi alırız belki. O domuzcuklar hiç vurmasın. Ortadan golem basabilirim. Arkadan bir kara prens atalım da ondan sonra golemi atalım. Kulede patlaması bile benim için yeterli. Balıkçısını çıkardı elinden. Şimdi vakti. Hadi alırsınız. Çok güzel. Bir can kaldı, bir an korktum. Ve mücadele burada bitti. Sadece sol tarafı seçerek bile bu mücadeleyi bitirebilirsiniz gördüğünüz gibi. Böyle bir challenge yapmak istedim ve açıkçası ben eğlendim oynarken. Ve videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.